Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle acı paspasımızın kulak ve ağız kısmı nasıl yapılır, göz kısmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kulakla başlamak istiyorum. Ben bir kulağımı ördüm bu şekilde. Şimdi size sayılarını ve nasıl ördüğümü göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sihirli halka ile yine başlıyoruz. Beyaz ya da krem rengi veya kırık beyaz istediğiniz renkle ipimiz alıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 2 tane zincir çekeceğiz. Bu arada kullandığım tığ numarası 9 numara arkadaşlar. Kulak için ben 9 numara kullanacağım çünkü ipim birazcık ince. İçerisine 6 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve bu noktada birleştirme yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekerek sihirli halkamızda oluşturduğumuz trabzanları ters çeviriyoruz. Yani bu şekilde ters çevirerekten devam edeceğim örmeme. Yine hemen başlangıçtaki noktama sık iğne yapıyorum bu sefer. Her yerine çift batıyorum. Toplamda 12 tane sık iğnem olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın bu noktada yine 2 tane zincir çekerek arkasına çeviriyorum. Yine burada bakın bunu ben bir tane batmış olarak düşüneceğim. Ve bir tek bir çift olarak ilerleyeceğim. O yüzden hemen dibine batmıyorum. Hemen şuradaki ikinci boğumuna batacağım arkadaşlar bakın. Şöyle trabzan yapıyoruz bu sefer yine bu noktada. Bunu bir tane trabzan olarak saydım ve buraya iki tane trabzan örüyorum. Bir sonrakine bir tane trabzan örüyorum. Bir sonrakine iki tane trabzan örüyorum. Yani bir tek, bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yine bu şekilde çevirdim. Son sıramız arkadaşlar bakın. Burada yine ben bunu bir tane sık iğne olarak sayacağım ve hemen şu yanındaki boğuma bir tane daha batacağım. İki tek, bir çift yapacağım. İki tekimi örmüş oldum. Bir çiftle devam ettim. Tekrar iki tek, bir çift. Yani arkaya çevirdiğinizde sık iğne, ön kısma çevirdiğiniz zaman trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada iki tek bir çiftle devam etmiştik. Sonuncusunda da iki tekle bitirmiş olacağız. Kafanız karışmasın. Burada başka batacağımız nokta kalmadı. İki tekle bitirmiş olduk. Ve şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın şu kısmı herhangi bir yerlerine batarak aralarında çok boşluk olmadan veya çok birleşik olmadan şöyle göz kararı bakın mesela şuraya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Burayı düzleştireceğiz yani maksadımız o. Şuradaki boşluğa batacağım. Bakın sonra bakın şuradakine. Şuradakine batıyorum. Sonra yine şu boşluğumuza batacağız. Bu şekilde göz kararı düzleştireceğiz alt kısmı. Bakın şimdi şu orta noktaya batıyorum. Sonra buraya batacağım. Yani buraların belli noktaları yok arkadaşlar. Dediğim gibi neresi size uygun geliyorsa gözünüze oralara batıyorsunuz. Şöyle bakalım. Bakın gayet düz bir şekilde oldu. Şimdi son noktadayız. Şuraya da bir
birleştirme alanı yapalım. Şöyle ve kapatalım. Şimdi arkadaşlar ipimi keseceğim buradan. Ve bunu buralarda gizliyorum. Yeterli. Ben yine bunu silikonla zaten sabitleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu öndeki ipimizi de arkaya alalım. Onu da şöyle saklayalım. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz. Kırmızı ipimi yine çift olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipim kalın olduğu için, yani krem rengi ipten kalın olduğu için son sıramı tek sıra halinde öreceğim. Ama sizin ipiniz eğer aynı kalınlıkta olursa veya daha ince, beyaz ipten daha ince olursa artırmanızı buradaki gibi devam etmelisiniz. Bakın burada iki tek bir çiftle devam ettirmiştik. Üst sıraya geçtiğinizde siz 3 tek bir çiftle devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi ipim kalın olduğu için her yerine tek batacağım. Şimdi bunu yapmak için şöyle ön kısmını getiriyorum. Hemen şu noktadan hemen buradan ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Ve yanındaki boğuma ipimi arkada saklayarak sık iğne batıyorum. Her yere tek sık iğne batarak kulağımı çevreleyeceğim. Son noktama da battım arkadaşlar. Ve kulağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve yine her zamanki gibi arkalarda, arka kısımlarda gizleyeceğim. Şöyle şuradan geçireyim öncelikle. Daha sonra şuradan geçirelim. Bunları yine dediğim gibi arkadaşlar silikonlarsanız oldukça sağlam olur. Çünkü çocuklar kulak kısmıyla çok oynayacakları için hani çıkmaması açısından siz de benim gibi silikonlayabilirsiniz. Silikon gerçekten çok sağlamdır. Yıkadığınızda da çıkmayacaktır. Şimdi kulağa gelelim. Paspasımıza nasıl monte ediyoruz? Arkadaşlar öncelikle kulakla başlamanızı tavsiye ederim. Göz, ağız, burun, bunları yapmadan önce kulaklarınızı şöyle belirli yerlerde yerleştirin ki ağzınızı ve kulaklarınızı, işte gözlerinizi nereye yerleştireceğinizi zaten ayarlarsınız. Şimdi ben bir tane kulağımı montelemeyi size göstereyim. Paspasımı ters çevirdim. Kulağımı ters çevirdim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu kısımda, en dış kısımda gördüğümüz kırmızı noktayı alıyoruz ve karşıdaki ayıcığımızın alt boğumundan, yani iki tane boğum var ya burada, bu boğumlardan ikisine değil de üst kısımdaki boğumlardan alıyoruz ipimizi. Burada bir bağlama yapacağım. Ve daha sonra bakın hemen yanındaki boğuma, şu arada kalan bir boğum var, onu kaybetmeyelim, gözden kaçırmayalım. İpimi saklayarak alıyorum arkadaşlar. Tekrar bakın. Hep karşıdan şöyle karşı kısımda nereye denk gelirse kulak kısmımız, oradan alıyoruz. Yine
Kulak kısmındaki boğumların ikisini birden alıyoruz bu arada arkadaşlar. Sadece birini almıyoruz. Onu karıştırmayalım. Tekrar bakın. Buradan geçirdim. Karşıdaki boğumun üst kısmını aldım. Yine aynı şekilde. Şöyle biraz tutarak sıkılaştıracağım. Çok fazla da sıkmayın ki büzüşmesin kulağımız. Çok da gevşek olmamasına dikkat edin. Yine bakın şuradan. Alın ipimi. Geçirdim. Şimdi size bu noktada tepeden göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Görüntü biraz net değil, kusura bakmayın ama nereden battığımı anlıyorsunuzdur. Bakın, kulaktan iki tane boğumdan geçirdim. Karşıdan bir boğumdan geçirdim. Bu şekilde çapraz çapraz kulağımı monteliyorum. Çok sık olmayacak arkadaşlar. Çok bol da yapmıyoruz. Hafifçe elinizle düzeltebilirsiniz, biraz çekebilirsiniz ama çok sıkı değil. Bu şekilde kulağımı monteliyorum pastasını. Evet, bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde belli değil. Çok güzel görünüyor. Ve kalkmıyor. Hani bu şekilde sıkılaştırmadığım için kalkıp kalkıp durmayacak. Gayet güzel salaş. Gördüğünüz gibi arkada da iplerimi monteleyeceğim zaten. Silikonla yapıştıracağım. En güzeli silikon. Size kesinlikle silikonu tavsiye ediyorum. Bu şekildeydi kulağımız. Şimdi arkadaşlar diğer kısımlarına da yine aynı şekilde yuvarlak motif vererek ağız kısmına ve yuvarlak keçelerden gözler oluşturarak gözlerini, yanaklarını yapıştırabilirsiniz. Paspasımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.